Daha sonra da diyelim ki 8 Asya ceza 8 Sulh Ceza Mahkemesi Hüdapar denen partinin Hizbullah'la ilgili haberlerine erişim engeli getiriliyor. Ya işte bu kararlardaki kalitesizlik neden? Sen Ankara Hukuku birincilikle bitirip hakimlik savcılık sınavında ilk ona giren bu memleketin çocuğunu hakim yapmazsan, mülakatta elersen, kendi partinden gençlik kolları olan yetersiz bir çocuğu hakim yaparsan bu ülkede karar kalitesi bu olur. Sen Türk Hava Kurumu Üniversitesi, evet uzayla ilgili Erkan Tan'la mı uzaya gideceğiz biz? Beyefendi. Ne olacak, uzay ajansının başında sebze meyveci var yok. Yani şimdi aynen de öyle. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı ne kadar ilginç. Bunu herhalde sizin programda da söyledim. Uzaya gideceğiz diyor. Uzay ajansına kadro açılıyor. Bir güvenlik görevlisi, bir sekreter alınıyor. Ayrılan bütçe nedir biliyor musunuz? Bütçe, evet. Asıl onu söylemek lazım. 1 milyon dolar. Ya Cem Yılmaz'ın Arok filmine ayırdığı film bütçesi onun 8 katı. Uzaya gideceğiz. Tamamen algı. Erkan Tan'la Ünsal Fanı rektör yapacaksın. Aldın çaycı ve sekreter uzay ajansına ayırdığın bütçeyle uzaya gideceğiz. Sizin isimlerden görüştükleriniz oldu galiba. Aldım kadarıyla. Mesela Hilmi Bey'le görüştünüz. Evet. Yani arayan, bilgi veren makam arayan herkesle görüştüm. Yani mesela o şey dedi mi size? Ben belgeyi almadım ama evet. Derslere vesaire girmedim. Yani ben derslere girmedim demedim ama ben diplomayı almadım dedi. Almamıştı. Orada da gözüküyor. Daha sonra inceledik. Almadı. Hı. Ben bunları açıklıyorum. Yani bana durumunu anlatan herkesin. Nasıl oluyor acaba? Hani yakın olduğu insanlara gel sana diploma vereyim mi diyor. Şimdi bakın bu konuyla ilgili tabii bu çok önemli bir konu. Hı hı. Ama burada temel unsur karar verici mekanizmanın ve karar verici liderin bu konulardaki tutumundan kaynaklanıyor bu iş. Bir örnek verelim. Hepinizin bildiği, yakından bildiği bir örnek. Cumhurbaşkanı başdanışmanı yapılan, Gençlik Spor Bakan Yardımcısı yapılan, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı yapılan, AKP Milletvekili yapılan Hamza Yerlikaya. Hatırlarsınız. Evet. Hamza Yerlikaya Bankası. Ortaokul mezunudur. Evet. Ve 2001 yılında, dikkat et, 2001 yılında Cumhuriyet Gazetesi yayınladı onları. Mahkemede bir mahkeme yürütülüyor. Ve mahkemede kabul ediyor. Ben ortaokul mezunuyum. Bana birisi bu lise diplomasını getirdi. Ben de bunun üzerine o şeye, Gazi Üniversitesi beden eğitimi bölümüne kaydoldum diyor. Bu biliniyor. Mahkeme kararı ve suç cezayı ertelemiş mahkeme. 2001 yılı. Biraz önce söylediğim görevler hepsi ne zaman? Buna dayalı olarak. Evet. Yani şimdi tepede iş böyle döndüğü zaman, tepede iş böyle döndüğü zaman bunlar artık doğal bir şeyin sonuçları, piramidin alt tarafında gerçekleşen. Bir başka konu hatırlayın. 2018-17 yıllarında, 2018 yıllarında neyi tartıştık biz? WikiLeaks belgelerinde Sayın Berat Albayrak'la ilgili, onun teziyle ilgili daha doğrusu süreç karşılıklı evet. olarak tez danışmanı olan bir hocayla, şu anda Varlık Fonu'nun başkan vekili olan bir hocayla aralarındaki aralarındaki yazışmalar şey yapıldı. Ve oradan anlaşılan, özetle anlaşılan şey şuydu. Bir tez yapılmış sözde. Tezi yapan tez hocası. Düzeltmeleri yapan şu anda bir bakan olan arkadaş. O dönemde Albayrak'la beraber çalıştı. Olur veren de Berat Albayrak. evet. Sonuçta doktor unvanını alıyor. Şimdi ilginç olan bir başka nokta daha var. Daha sonra şeye tayin edilen, Merkez Bankası'na tayin edilen Murat Uysal, Murat Uysal ve şimdiki Şahap Kavcıoğlu. Hepsinin tez hocası aynı şahıs. Hepsinin tez hocası Serhat evet. Albayrak'ın kardeşim. Hepsinin tez hocası aynı şahıs. Şimdi buradan demiyorum ki onların tezini de yapmış. Bunu demiyorum. Yani diyemem de. Ama WikiLeaks belgelerine göre şeyinkini yaptığını biliyoruz. Ha niye doktora istiyorlar? Bunun için istiyorlar. Bu unvanı aldığın zaman Merkez Bankası Başkanı'na atanabiliyorsun, bilmem ne atanabiliyorsun. Yani olmadan da atanabilirsin.
biraz önceki Hamza Yerlikaya örneğinde olduğu gibi. Ama temel unsur burada şu. Temel unsur burada şu. Benim anladığım veya benim gözlediğim kadarıyla yetenekli, kabiliyetli, tuttuğunu koparan, oturduğu koltuğu dolduran ve o koltuğa kimlik kazandıran insanlar bu yönetim anlayışına uygun olmayan insanlar. Sadece işte benim dediğimi dinlemedi, görevden aldım diye muamele edecekleri şeyler. Onun için liyakat aranmıyor zaten. Liyakat aranmıyor, sadece ve sadece sadakat aranıyor. Nitekim bunun üzerinden üniversiteler haklı. Üniversiteler konusunda Ali Mahir kardeşim çok haklı. Arkadaşlar, üniversiteler, yani ayrı birçok örnekler verebilirim de, sadece şunu söylemekle yetineceğim. Üniversiteler bu iktidar döneminde AKP'nin AKP'lileştirilmiş ve AKP'nin eğitim kurumları haline dönüştürülmüş rektörler aracılığıyla. Bugün üniversiteye rektör atayacağın şahsı yok bile şey yapamıyor. Cumhurbaşkanı istediği gibi alıyor, atıyor, şey yapıyor. Seçimler bile kaldırıldı. Bu adamın yeterliliği var mı yok mu? Bir örneği hatırlatayım size. Bir örneği hatırlatayım. Yasada ne var biliyor musunuz? Bir insan, bir öğretim üyesi 3 yıl profesörlük yapmadan rektör atanamaz. Cumhurbaşkanı ne yaptı? İki üniversite, üniversitelerin isimlerini vermiyorum. İki üniversiteye nasıl bir uygulama yaptı? 3 yılını doldurmamış, daha yeni profesör olmuş bir şahsı atayabilmek için o yasa bir şey çıkardı. Kararname çıkardı. Ve 3 yılı doldurmayanların da atanabileceği diye o şahsı atadılar. 15 gün sonra eski yasa geri geldi. 2018 yılı, aklımda yanlış kalmadıysa. Aynı yılın Kasım ayında bir başka üniversite için aynı şeyi yaptı. Yani yapılan iş, şimdi sorduğun zaman diyorsun ki ya sen yasayı şahsa göre yasa değiştiriyorsun. Böyle şey olur mu falan diyorsun. Hayır diyor, yasal diyor. Niye? Yasal işte, böyle yasal. Böyle yasal. Kitabına uydurarak. Kitabına uyduruluyor. Kitabına uyduruluyor ve bireye göre artık yasal düzenlemeler yapılıyor. Zaten hani ihale kanununda 197 defa değişiklik. Başka nasıl olur? 197 defa değişiklik demek 197 tane büyük projeye, büyük ihaleye değişiklik yapmış olmak ve şahsa göre onu düzenlemiş olmak demek. Yani sadece ekonomide, sadece siyasette, sadece askeriyede, sadece şurada burada değil. Üniversitelerde de içini boşalttılar. Üniversiteler bugün, tabii temel unsur ne? Temel unsur ne? Bir rektör yazması çıkıp bunu söylemişti gayet rahat. Ben cahilin ferasetine inanıyorum. Eğitim düzeyi arttıkça evet, bizim taraftarımız azalıyor. Bize karşı olan şey azalıyor. Bunu söylediği zaman ne demektir bu? Siz teknik olarak ve politika olarak vasatokrasi diyebileceğimiz herkesi vasatlıkta eşitleme şeklinde bir politika uygulamak durumundasınız. Yoksullukta ve vasatlıkta. Evet. Ekonomik açıdan yoksullukta, böylece devlete muhtaç ve yönetilebilir hale getirmek. Yani vatandaş bazında, üniversitelerde de biraz önce söylediğim gibi vasat, seçkin olmak olmaz. Seçkin olan, Boğaziçi Üniversitesi için söylediği lafı hatırlıyorsunuz. Yerli ve milli değil bu üniversite diye. Evet. Bunu ifade etmişti. Yani bu kadar seçkin insan düşmanı. Halbuki seçkinlik olmadan bilim üretilemez. Seçkinlik olmadan üniversitelerde bir şey üretmek mümkün değildir. Eşitler arasında birinci olacak ki adam bir şey üretsin. Ama sen bunların hepsini budarsan, eşit bir seviyeye getirmeye kalkarsan, vasatta eşit hale getirirsen, sonuçta bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversitelerinin duruma düştüğü duruma düşer. 500'ün içerisinde hiç üniversitemiz kalmamış durumda. Benim de ilk tur konuşmamda söylediğim şey vardı ya, hani yurttaşlık bilincine sahip insanlara karşı bir alerjisi var bu iktidarın diye tam olarak söylemek istediğim buydu. Peki bir virgül koyalım, Ankara'ya gidelim. Fikret abi, birçok mesaj gelmiş. Ahat Hocam konuşurken ben de biraz mesajlara baktım. Anlaşılan çoğu da genç öğrenciler. Biz bu kadar çok çalışıyoruz ve hiçbir şekilde işte CB'nin üstüne doğru düzgün çıkamıyoruz ama
hiç derse gitmeden AA alanlar var, işte doktorasını tamamlayanlar, diploma alanlar var diye. Aslında tabii ki kimseyi, hiçbir öğrenciyi, hiçbir çocuğu umutsuzluğa da sürüklemek istemiyoruz. Elbet değişir bu sistemde. Ama gerçekleri de açıklamak gibi bir görevimiz var. Siz ne diyorsunuz? Bu Ali Mahir Başar'ın açıkladıkları gerçekten çok can sıkıcı, öyle değil mi? Evet, Ali Mahir Bey'i kutlarım. Gerçekten birçok alanda olduğu gibi bu alanda çok iyi bir takip yapmış ve çok önemli bir olayı ifşa etti, gündeme getirdi.